Bolt Medya'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, 15 gün oldu. Hala Narin'i arıyoruz. 8 yaşındaki çok sevgili yavrucağımız Narin hala ortada yok. Değerli konuğu Mustafa Okumuş'la daha önce bir yayın yapmıştık geçen hafta. Ama artık üzerinden 15 gün geçti. Onunla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacağız. Mustafa Bey, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum Lezzet Bey, hoş bulduk. Mustafa Bey, geçen haftaki yayınımızda önemli tespitlerde bulunmuştunuz. Teknik anlamda bazı, evet, yani seferberlik olarak, insan gücü olarak çok sayıda insanın canhıraş bir şekilde arama çalışmasını yürüttüğünden de bahsetmiştiniz. Ama üzerinden bugün bir hafta daha geçmiş oldu. Şu anda 15. gün. Bugün itibariyle elde edilen yeni veriler ışığında bir emniyet uzmanı olarak, müdürü olarak bir polis gözüyle tekrar bir durum değerlendirmesi yapar mısınız? Bugün genel durum itibariyle sizin gözünüzde manzara nasıl? Benim açımdan çok şey değişti maalesef Necdet Bey. Geçen hafta gerçekten tüm samimiyetimle oradaki yapılan çalışmalarda hem gayreti görmüştük, zaten somut olarak gözüküyordu bu. Hem de iyi niyetli bir çalışma olduğunu ben düşünüyordum. Özellikle bizim geçen hafta yaptığımız yayından sonra yapılan faaliyetlere baktım. O faaliyetlere istinaden ben bu iyi niyetin biraz daha arka plana atıldığını görüyorum. Öyle bir intiba oluştu bende. Yani Narin'i bulmaktan ziyade, tabii onu bulmayı da istiyorlar. Yani ölü ya da diri bulmak istiyorlar ama öncelikleri buydu. Fakat geçen haftadan sonra artık öncelikleri toplumdan gelen presi üzerlerinden atmak. Yani toplumsal baskıyı üzerlerinden atmak. Son bir haftada yapılan çalışmaları da ben bu yönde atılan adımlar olarak gözlemledim Necdet Bey. Evet, peki bugün itibariyle hani Narin sizce bulunabilecek mi? Arama çalışmalarını geçen hafta bazı eleştiriler, eksiklerden bahsetmiştiniz. Şimdi ortada bir tutuklama da var. Biraz garip bir belki tutuklama ama yayın yasağı da olduğu için çok da hani bilgi sahibi de değiliz ama bugün itibariyle, bugünden bakılınca bu çalışma usulüyle Narin'e sizce ulaşabilecek miyiz? Necdet Bey, bu tip durumlarda dünyanın en iyi, en profesyonel, en deneyimli ekibini de getirseniz, en son teknolojiyi de kullansanız, yapılacak her şeyi en doğru şekilde sıralaması da dahil yapsanız bile olumlu bir sonuç alamayabilirsiniz. Yani örnekte olduğu gibi kız çocuğunu bulamayabilirsiniz. Fakat ben ihtimal normalde nedir? Yani orası kapalı bir yer. Bir köy, 150-200 hanelik belki, tam olarak bilmiyorum sayıyı. Fakat herkesin birbirini tanıdığı dışarıya kapalı bir yer. Öyle bir yerde bu tip bir olay yaşandığında bulunma ihtimali genelde %80, %90 diyebiliriz. Yani büyük ölçüde bulunması gerekiyor. Bunu ihtimali azaltan veya arttıran sebepler var. Söylediğim gibi işte ekibin tecrübesi, kullandıkları yöntemler ihtimali arttırır. Diğer ihtimaller de azaltır. Ben biraz önce bahsettiğim gibi özellikle son bir haftadır abi gözaltına alındı. Bir açıklama yaptı jandarma komutanı. Akşamında abiyi gözaltına aldılar. Sonra tekrar İstanbul'a adli tıpa götürüp tekrar Diyarbakır'a getirdiler. Sonra tekrar İstanbul'a götürdüler bir ısırık meselesinden dolayı. Sonra abiyi serbest bıraktılar. O açıklamayla başlayan süreçten sonra ben işte bu hem bu hareketin hem amcanın daha sonra gözaltına alınması, geçtiğimiz hafta içerisinde ve tutuklanması ile ilgili yapılan çalışmaların doğrudan Narin'i canlı ya da ölü şekilde bulmak değil de işte toplumda bakın biz bir şeyler yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, daha ne yapabiliriz ki? Ama bulunamayınca da bulunamıyor gibi bir algı oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gözaltılarla ilgili doğru hareket, yani gözaltına alınmasını bu şüpheli şahısların Narin'in bulmak açısından fayda değil, daha çok zarar getirecek hareketler olduğunu biliyorum. Orada şu an uzmanlar da var. O uzmanlar da bu meseleyi biliyorlar. O şahısların gözaltına alınmasının bulunma ihtimalini azaltacak şeyler olduğunu, yöntemler olduğunu oradaki uzmanlar da biliyorlar. Fakat buna rağmen şüpheli şahısları gözaltına aldılar. Yani bu da demek oluyor ki işte onu anlatmaya çalışıyorum. Öncelik değişmiş durumda maalesef. Öncelik değişince de bulunma ihtimali daha da azalmış oldu. Yani bu saatten sonra 2 haftanın üzerine
bulunma ihtimali ben yani %80, %90'lardan çok daha aşağıya düştüğünü düşünüyorum şu açıdan. Bunu da görüyorum. Yani umarım bulunur. Umarım sağ salim bulunur Necdet Bey. Yani şu an daha öldüğüne dair somut bir bilgi yok. Somut bir açıklama da yok. Umutla beklemeye devam ediyoruz yani. Evet, şimdi sevgili yönetmenim o videoyu da hazırlarsa, az önce bahsettiniz geçen hafta böyle hani olayların seyrini olumluya döndüren, herkesi umutlandıran, umutları yeşerten o jandarma komutanının açıklaması vardı. Zaten o gün hemen abi gözaltına alındı falan ama sonra serbest bırakıldı. Sevgili yönetmenim o jandarmanın o açıklamasını bir tekrar yayına verirse, bakalım tam bir hafta oldu onun da bu açıklamayı yapmasının üzerinden bir hafta geçti. Bakalım ne demiş. Olmuştur. Değerli arkadaşlarım, narinimiz için devletimiz bütün imkanlarını şu anda kullanmaya devam edecektir. Kısa bir zamanda, eğer Allah nasip ederse kısa bir zamanda narinimize ulaşacağız. Tabii, milletimiz şundan emin olsun ki devletimiz inşallah narini çok kısa bir zamanda bulacaktır. Merak etmeyin, bu kızımıza niyetimiz sağ salim inşallah ulaşalım. Derdimiz o yönde. Sağ salim ulaşması yönde. Evet, komutanımız Selçuk Yıldırım idi galiba, yanlış hatırlamıyorsam ismi. O operasyonu yöneten kişi o gün için böyle umutlu konuşmuştu ama dediğiniz gibi az önce size bahsettiniz. Abinin götürülmesi, İstanbul'a götürüp getirilmesi sonrasında oradan bir fos çıkan bir sonuç oldu, bir girişim oldu. Arkasından amcanın işte değişik şaibelerle belki de hani tartışmalı bir şekilde tutuklanmış olması. Ama sonuçta bugün baktığımız haliyle yine narin ortada yok ve ona gidici götürecek ipucu da yok. Az önce bir şey söylediniz. Dediniz ki yani onların gözaltına alınması, amcanın tutuklanması narine ulaşmayı tam tersine zorlaştırır dediniz. Niye bunu söylediniz? Yani geçen hafta kısaca bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Başka kanallarda da konuştuk. Tekrar ben izah edeyim. Şimdi bu kayıp olayların da her ihtimali düşünmeniz gerekiyor. Bu kız çocuğunun %1 bile olsa halen daha hayatta olma ihtimalini düşünmeniz gerekiyor. Her şeyi, her adımınızı buna göre atmanız gerekiyor. Bu ihtimali unutup atacağınız her adımda siz eğer öldürülmüşse onun katilleriyle sanki işbirliği yapmış gibi bir duruma düşürürsünüz kendinizi. Yani oradaki komutanlar kendi çocukları olsa kaçırılma ihtimali var. Yani öldürüldüğünü düşünüyorlar belki ama kaçırılma ihtimali de var. Ya öldürüldüğüne dair çünkü somut bir şey yok. Ortada ceset yok henüz. Ben bu çocuğu gözaltına alırsam belki bunu götürdü 3-4 kilometre ilerideki bentruk bir yerde kapattı. Orada saklıyor. Bilemediğimiz bir arkadaşının evine götürdü. Orada saklıyor. Arkadaşı da askerde. Anahtar da bunda. Şimdi oraya gitti 3-5 günlük erzak bıraktı belki ama o erzak bittiğinde tekrar gidip abinin veya amcanın o eve erzak bırakması gerekiyor, su bırakması gerekiyor. Eğer kaçırılıp böyle bir yere kapatılmışsa. Siz bu abiyi gözaltına alırsanız abinin oraya erzak götürme şansını dahi kaybediyorsunuz. Yani kızın hayatını riske atıyorsunuz, tehlikeye sokuyorsunuz. Canlı canlı gömmüş gibi oluyorsunuz. Bu ihtimali tamamen eritemiyorsanız, %0'a götüremiyorsanız göz ardı edemezsiniz. Belki yarın, belki biz şu anda bunları konuşurken Narin'in cesedini bulacaklar. Narin'in ölü şekilde bulunması yapılan bu ihtimalin yani çok ciddi, neredeyse cinayete ortak olmaya eşdeğer bir ihmal olduğu gerçeğini değiştirmez. Niye? Çünkü abinin o gün gözaltına alındığında, şu anda da bilmiyor ama gözaltına alındığında böyle bir ihtimal vardı. Siz bu ihtimali kapatarak söylediğim şekilde hareket etmiş oldunuz. Abi takip edilebilirdi. Bakın amcası 3 gün gözaltında kaldı. Amcası 3 gün gözaltında kaldı. Şimdi cezaevinde. Belki amcadan başka kimsenin bilmediği bir yerde çocuk şu anda su bekliyor. Ölmek üzere yani. Belki halen hayatta bilmiyoruz. Amcayı Yani, buyurun. amcayı ve abiyi siz gözaltına alarak hem kız çocuğunun hayatını riske sokmuş oldunuz, tehlikeye atmış oldunuz.
hem de sizi kıza götürecek, ölü ya da diri bedenine ulaştıracak iki ihtimali yok ettiniz. Yani kendi elinizle kendi delillerinizi yok ettiniz. Bu soruşturmalarda, yani bu tip kayıp soruşturmalarında yapılacak bütün çalışmalar öncelikli olarak kayıp şahsı bulmaya odaklı olmalı. Yani bulma hedefiyle yapılmalı. Sizin soruşturma kısmında şüpheli yok efendim delil yok gözaltı yok savcılık bunları düşünemezsiniz. Önemli olan candır. Kızı bir bulun hele. Kızı bulduktan sonra deliller mi karartılmış? Onları sonra düşünürüz. Candan daha kıymetli hiçbir şey yok. Siz eğer bu şahıslar şüpheliyse, şüpheli olduğunu kendileri söylüyorlar, biz söylemiyoruz. Bu şahsı gözaltına alarak narini bulma ihtimalinizi arttırdınız mı, azalttınız mı? Bir de işin bu tarafı var. Hayatını tehlikeye atmaktan ziyade. Eğer ki diyorsanız ben bundan şüpheleniyorum. Büyük ihtimalle bu yaptı, emin değilim ama ben onu hele bir sorguya alayım. Ben onu 2 saatte bilemediniz, 3 saatte öttürürüm diyorsan gerekirse hukuk dışına da çıkıp ben onu bilemem. Yani ben işkenceye karşıyım. Kendine güveniyorsan yap bunu. Ama böyle bir ortamda hele de abi ve amca gibi kızın akrabalarının böyle herkesin birbirini tanıdığı bir köyde cinayet zanlısı olarak bir itirafta bulunacağını beklemek de ayrı bir garabet. Yani çünkü köylü tarafından linç edilmeyi bir tarafa bırakın, cezaevine gidince orada öldürülme ihtimalleri de çok yüksek. Bakın amcanın da şu anda hayati tehlikesi var. Çok ciddi bir suçlamayla tutuklanmış durumda. Halen daha faal olup olmadığını bilmiyoruz bakın Necdet Bey. Yani vakit kalırsa o Evet. konulara da değinebiliriz. Şimdi bu şahısları siz gözaltına alarak eğer işkence yapıp konuştururum demiyorsanız, tasvip etmediğimiz bir yöntemdir bu. Ne bekliyordunuz yani? Size itiraf mı edecekti suçunu? Kendi hayatını riske mi atacaktı? Zaten cinayet işlemiş diyelim. Zaten kız kardeşini öldüren ya da yeğenini öldüren bir figürden bahsediyoruz. Size vicdan yapıp da yerini mi söyleyecekti? Şuraya gömdün mü diyecekti? Bunu mu bekliyordunuz? Eğer elinizdeki deliller bilmediğimiz bir şey olabilir. Bu şahsı aldıktan sonra kızın yerini öğrenmenizi sağlayacaktıysa eyvallah. Ama teknik olarak böyle bir şey de mümkün değil. Zaten böyle bir deliliniz varsa bu şahısları gözaltına almadan da siz gidip orayı bulabilirdiniz. Bunları gözaltına almanıza rağmen halen de ortaya çıkmadıysa böyle bir durum da yok ortada. Ve şu çalışmayı da yapma şansını kaybetmiş oldunuz. Diyelim ki amca fail. Gömdü veya bir yerde kapattı kız çocuğunu. Siz bu amcayı gözaltına alacağınız yerde orada çok farklı teknik yöntemler kullanarak amcadan bilgi almaya çalışabilirdiniz. Ne yapabilirdiniz? Yani birkaç çalışma var yapılabilecek ama genelde çoğu insanın bildiği için ben bir tanesini örnek vereyim. Diğerlerinde orada Evet, bunu da uzman sor. arkadaşlar var. Uzman arkadaşlar var. Onlar yapmalıydılar. Onlar yapmadılar diğerlerini. Yani orada amcadan şüphelendiğinizi hiç hissettirmeyecektiniz. Hatta amcayla sanki aile arasındaki köprüymüş gibi ayrı bir pozitif diyalog kuracaktınız. Kendi tarafınıza çekecektiniz. Yani orada bir sürü polisiye taktikler var. Diyecektiniz ki buradaki herkes savcının talimatı nedeniyle bir tane çocuğu getirmişler buraya, acemi bir savcıyı. Herkes şüpheli diyor. Bütün evlerde arama yapın diye talimat verdi diyecektiniz. Evlere girecektiniz, ev sahiplerini dışarıya çıkartacaktınız. Olay yeri incelemesi yapıyormuş gibi 5 kişi 10 kişi evin içerisinde çok hiç kimsenin vatandaşların aklına gelmeyecek yerlerde böcek yerleştirecektiniz. Bu adamın arabasına varsa farklı bir yerdeki evine arazideki kullandığı müştemilatlara her yere böcek yerleştirecektiniz. Bu adam bir yerde sürekli oturup arkadaşlarıyla muhabbet mi ediyor? Bir sokağın köşesinde bir işte elektrik direğinin altında bir bankta mı genelde takılıyor? O bankın etrafında da bunları yapacaktınız. Ve bakın yayın yasağı Necdet Bey bunların hepsini engelleyen bir şey. Dediğim gibi toplumsal baskıyı azaltmak için, pres yememek için aldıkları bir karar. O da soruşturmaya faydası değil, tam tersine zarar veren bir şeydi, karardı, yayın yasağı. Yayın yasağı da olmayacaktı ya da varsa kaldıracaktınız. Zaten insanlar konuşacaktı ama istediğiniz şekilde konuşan bir haber bülteni yoksa da siz bir haber uyduracaktınız, onu yayınlatacaktınız, amcayı konuşmaya sevk edecektiniz.
Abi konuşmaya sevk edecektiniz. Belki alkol alacak, alkolün etkisiyle konuşacak. Belki yanına göndereceğiniz köyden birisiyle ağzını yoklattıracaksınız. Belki delirecek, kendi kendine konuşacak. Eğer amca failse nasıl bir psikolojide olduğunu hiçbirimiz bilemeyiz. Belki siz oradan bir ipucu alıp kızı bulacaktınız. Yani bunu %100 yaptık, böyle bir şey yaptıktan sonra %100 kızın yerini bulabilir misiniz? Bunu bilmiyoruz. Her şeyi yapacaktınız söylediğimiz şekilde. Belki de hiçbir şey elde edemeyecektiniz. Bunu haftalarca da devam ettirmeniz gerekiyordu. Ta ki bir sonuç alana kadar. Umudunuz iyice bitip tükenene kadar. Bir şey çıkar ya da çıkmaz. Siz böyle bir çalışma yaptığınızda sonuç alma ihtimalimiz çok az. Bununla uğraşmayalım diyemezsiniz. Delil toplama usullerinde CMK'da yapmanız gereken, CMK'nın size tanıdığı bir delil toplama usulü varsa ve olay halen faili meçhulsa, olayla ilgili bir netice alamamışsanız, onu uygulayıp uygulamamak sizin keyfinize kalmış bir durum değil. İş ne kadar maliyetli olursa olsun, iş ne kadar yorucu ve enerji gerektiren, zaman gerektiren bir iş olursa olsun, bunu yapmak zorundasınız. Görevi ihmal etmiş olursunuz. Yapmamanız suçtur. Yani ne diyeyim Necdet Bey, yani bunu bile yapmadılar. Yapmışlarsa da belki birkaç gün bundan haberimiz olurdu. Yani yaptıklarını ben kesinlikle düşünmüyorum. Bunu devam ettirmeleri gerekiyordu. Biz amcanın şüpheli olduğunu, amca ile ilgili DNA izi bulunduğunu öğrendik. Amca gözaltındaydı. 3 gün gözaltında kaldı ve cezaevine gönderildi. Bazı şeyler halen daha yapılabilir. Onları da biliyor oradaki uzmanlar. Yani zararın neresinden dönülürse kârdır Necdet Bey. Umarım bu saatten sonra artık iş işten geçti demeden belki 2 gün sonra bir şeyle karşılaşacaklar. Hiç ummadıkları bir bilgi gelecek önlerine ve iyi ki 2 gün geçti olsa 2 gün önce bu işi yapmaya başladık diyecekler. Hiçbir şey için geç kalınmış gözüyle bakılmamalı. Yapılacak ne varsa şu an itibariyle de yapılmalı diye düşünüyorum. Evet, şimdi farklı bir soru soracağım ama siz az önce bir yere temas ettiniz. Orayla ilgili bir soru daha sormam lazım. Yani siz şunu söylüyorsunuz. Abi de zaten bir tabiri caizse fiyasko yaşanmış oldu. Eğer öyle bir konuşacak idiyse de o ya da sonuçsuz kaldı. Şimdi amcayı da tutuklayarak aslında narine ulaşmanın önünü kendileri kapatmış oldular. Halbuki onu serbest bırakıp hatta önünden kaçarak polisiye taktiklerle az önce ifade ettiğiniz şekilde amcanın açık vermesini, etrafıyla bunu konuşmasını, bu şekilde onu teknik takibi alarak amca üzerinden, çünkü orada en kilit kişi oydu, ama onu şimdi bir hapishaneye tıkarak, kapatarak kendi işinizi zorlaştırmış oldunuz dediniz ama hala yapılabilecek şeyler var dediniz. Ben oraya biraz açmanızı isteyeceğim. Neticede siz yıllarını bu işe vermiş, bu tür konulara kendini adamış bir insansınız. İlla ki hani dinleyenler olacaktır, kulak verenler belki olacaktır. Olmasa dahi en azından siz görevinizi yapmış olun. Şu saat itibariyle bugün üzerinden 15 gün geçmiş ve henüz durum ortada. Ne yapılması gerekiyor? Doğru olan şeyler, gerekli olan Necdet Bey, şeyler neler? açıklanıp gözaltından serbest bırakılan bir şüpheli var. Açıklanıp gözaltına alınıp şu an cezaevine gönderilen bir şüpheli var. Olayın ne olduğu halen daha belli değil. Belki narini kaçırmış, alıkoymuş vaziyette bir yerde tutan üçüncü, dördüncü şüpheliler var. Bunu bilmiyoruz. Bir şüphelinin cezaevinde olması demek, şu an bizi dinleyen avukatları vasıtasıyla kendisine haber gönderilemeyeceği anlamına gelmiyor. Dediğim gibi orada yeterince uzman var. Ankara'dan gitmişler. Belki biz bunları 1 hafta, 2 hafta sonra sizinle konuşabiliriz. Yani şu anda o konulara girmeyelim. Yani vatandaşlar açısından belki sıkıntı olmayacaktır ama şu an olay belli olmadığı için, şüphelinin net olmadığı için, failin şu anda belli olmadığı için, maktul mü, mağdur mu, kız çocuğu şu anda o bile belli olmadığı için o konulara çok girmeyelim diye ben düşünüyorum. Evet, tamam. Bir taraftan da Mustafa Bey, siz de bahsettiniz geçen hafta aniden yayın yasağı geldi ama bir taraftan da bakıyorum bazı kanallar olay yerinden hala canlı yayın yapmaya, tabiri caizse çatır çatır canlı yayın yapmaya da devam ediyor. Yani bu nasıl yayın yasağı? O da tuhaf, garip bir şey. Ama biz hani insanların, toplumun merak ettiği konulardır bunlar ve hassas bir konu sonuçta. 8 yaşındaki böyle tatlı, dünya tatlı bir yavrucaktan bahsediyoruz. Ve biz hani kendi çizgimizde ve en azından katkı sunabileceğimiz neler olur
düşüncesiyle tecrübelerinizi, öngörülerinizi halkla paylaşmak istedik. Bugün itibariyle peki sizin, önce şu soruyu sorayım, onunla kapatırız. Bir de bu ailenin siyasi bağlantılarından söz ediliyor. Bir iki günlük bir konu bu. Ben bunu biraz araştırdım. Diyarbakırlı bir arkadaşa sordum. O bölgeyi de bağları, o köyleri iyi bilen bir arkadaş. Ve bana bunu doğruladı, bu ortaya atılan siyasi bağlantı iddiasını. Bunun sürece etkisi var mıdır diye onu soracağım size. O da şu, biraz kendim açayım konuyu nedir. Ailenin işte zaten o baba, amca daha doğrusu, şu anda hapisteki tutuklanan amca, Bağlar ilçesi, ilçe, o Hüdapar'ın Bağlar ilçe başkanı ve o gün olay olur olmaz, yani parti kanalıyla en tepelere kadar ulaşıldığı ve hemen zaten arkasından çok kısa süre içerisinde çok sayıda, bizim de şaşıracağımız şekilde jandarma miktarı olarak jandarmanın oraya, güvenlik güçlerinin o köy bölgesine sevk edilmesinin o siyasi bağlantı üzerinden olduğu, gerçekleştiği, aslında gelişmeleri doğrulayan bir şey bu. Acaba hani sonrasında bir hafta geçti çıkmadı, sonra aniden olayı yayın yasağına döndürdüler, çevirdiler. Bu arada aileyle ilgili bilgi vereyim. Aile, ben babanın hesabını biraz profilini inceledim. O köyü tanıyan bir arkadaşla da dediğim gibi az önce konuştum. O da şunu söylüyor, köy hani varlıklı, işlenen tarlaları olan, işte ticareti olan o aşiret biraz böyle varlıklı bir aşiret. Dolayısıyla yani şu an için o bölgedeki varlıklı ailelerin siyasi bağlantısı az çok bellidir. Dolayısıyla da onun hükümetle yakın olması son derece hani akla uygun, hani bir ortaya bir mantık koyacak olursak. Şimdi ailenin de böyle bir bağlantısının olması, ilk birkaç gün jandarmaların akın etmesi, o bölgeye seferber olması ama sonrasında bu kez iş, yani üzerinden bir hafta geçti, tam böyle bir müjdeli haber gelmek üzereyken işler tekrar karıştı ve aniden yayın yasağı getirdiler. Yani bu aslında olayın hem soğutulmasını mı biraz amaçlıyor? Sizin bu siyasi bağlantı, hep karşılaşmışsınızdır meslek hayatınızda da. Bu bağlantı, bu süreci nasıl etkiler? Ben siyasi bağlantıları nedir, o konuya hiç bakmadım. O konu açısından olayı ben araştırmadım. Şu an sizden duyuyorum bu şekilde detaylı olarak. Yani ben siyasetçilerin, Hüdaparlı siyasetçilerin telefonuyla, baskısıyla jandarmaların oraya yığıldığını düşünüyorum. Yani bende oluşan kanaat şu şekilde. Olayın ilk günlerinde, ilk birinci gün ve ikinci günün yarısına kadar Türkiye'de yaşanan diğer kaçırma, kaybolma olaylarında nasıl davranıyorsa kolluk, aynı şekilde davrandı. Yani binlerce kayıp kız çocuğu var. Yani bu normal bir kayıp vakası gibi. Çok böyle üst düzey tedbirler alınmadan olaya müdahale etti. Fakat olay her nasıl olduysa sosyal medyada duyuldu. Sosyal medyada kız da çok maşallah şirin bir kız çocuğu. İnsanlar etkilendiler. Duyarlı çok insan var ülkede. Onlar sürekli olarak konuyu gündemde tuttular sosyal medyada. Haberler yaptılar, paylaşımlar yaptılar. Bulunmasını istiyoruz dediler. Ve gündem oldu. Herkesin birinci gündemi haline geldi bu konu. Yani üçüncü günden sonra baktılar, durumu gördüler. Oraya yapılabilecek, alınabilecek en üst düzeyde fiziki tedbirlerle hareket etmeye başladılar. Soruşturmayı o şekilde ele aldılar. Yani orada bulsalardı, bu çok büyük bir başarı olarak lanse edilecekti yani. Gelinen nokta itibariyle. Dördüncü günden sonra işin zora girdiğini fark ettiler. Öyle çok kolay bir vaka olmadığını fark ettiler. Ve işte o esnada mı geldi uzmanlar tam olarak bilmiyoruz. Zannediyorum 4. 5. günden sonra oraya takviye ekipler de geldi. Ve iş artık takviye ekiplerin yardımına rağmen çıkmaza girince toplumdaki baskı da iyice artınca 1. haftanın sonunda komutan böyle bir açıklama yaptı. Yani orada kendisine kim nasıl bir bilgi verdi, kulağına kim ne söylediyse
Gerçekten çok enteresan bir açıklamaydı. Hiçbir bürokratın, kamu yöneticisinin yapmayacağı bir açıklama. Yani hiçbir manası yok. Hiçbir manası yok. Siz canlı ya da diri Nari'ne bizzat temas edene kadar, yani ben olsam bana jandarma uzmanı dese ki işte komutanım bulduk şu an yoldayız geliyoruz dese sağ salim buraya getirin derim. Makamıma gelip bizzat kendim sarılana kadar kız çocuğuna hiç kimseye hiçbir açıklama yapmam. Belki yolda başına bir şey gelir. Ya belki uzman çavuş karıştırdı başka bir çocuğu benzetti getiriyor. Her ihtimali düşünürsünüz. Siz 80 milyonun haber beklediği bir konuda 80 milyona böyle bir açıklama yapıyorsanız bu halde olmanız lazım. Ama sonuç itibariyle bir abinin gözaltına alınıp toplum önünde linç edilmesi. Bilmiyoruz belki de haklıydılar ispat edemediler. Onun herhangi bir şey yaptığını kardeşine. Ama daha sonradan serbest bırakılması, aradan da belki 10 gün geçti. Hiçbir gelişme olmaması aslında komutanı ikinci bir açıklamaya mecbur bırakıyor. Bunu duymak bizim hakkımız. Neden böyle bir açıklama yaptı? Neye istinaden böyle bir açıklama yaptı? Ne oldu da o müjdeli haber bize gelmedi? Elde olmayan bir cesete istinaden bir kişiyi cinayetten tutukladı. Cinayetin tek delili vardır. Cinayet olayının yaşanıp yaşanmadığına dair. O da cesettir. Ceset yoksa siz cinayet var diyemezsiniz bir kere. Faille ilgili tartışılır. Delillerin durumu, sağlamlığı, zayıflığı tartışılır. Ama bir insana cinayet suçu isnat edebilmeniz için ortada bir cinayet olması lazım. Cinayeti ispatlamanız lazım. Siz cinayeti ispatlayamadan bir kişiyi tutuklayacak duruma geldiniz. Bir hafta içerisinde. Yani bu olay da yaşandıktan sonra toplumda yine tepkilerin oluşması normal. Daha da artması normal. Yayın yasağı getirdiler. Orada kendi işlerine geldiği şekilde haber yapacak televizyon kanallarının gidip haber yapmasında hiçbir beis yok. Onlar yapabilirler. Ama bu tip eksiklikleri, noksanlıkları dile getirme ihtimali olan bir Allah'ın kulu gitsin orada bir yayın yapsın bakalım Rütük ne yapıyor. Yani jandarma müsaade eder mi bilmiyoruz da kenarda köşede bir yayın yapsın. O zaman yayın yasağı var mı yok mu hissederiz. Ama aksi halde yani televizyon kanallarında uzman olarak çıkıp açıklama yapan bir sürü insan var. Biz burada YouTube kanalında konuşuyoruz bu konuları. Yani orta seviyede tecrübesi olan bir kolluk yöneticisinin alması gereken tedbirleri almamışlar. Bunlar hakkında konuşan bir Allah'ın kulu yok. Yeterince bence mevzuyu izah ettiniz. Yayınımızda sonuna doğru gelmiş olduk. Kişisel kanaatinizi sorayım, onunla da yayını bitirelim. Yani Narin'e ulaşabilecek miyiz? Sizce, siz ne düşünüyorsunuz? Yani hiçbir olay gizli kalmaz. Kayseri'de 3 tane kız çocuğu kaybolmuştu. 1,5 sene bulunamadılar. 1,5 sene sonra cinayet konularında çok tecrübeli uzman kişiler görevlendirildi. Bir ekip oluşturuldu. Cesetleri bulundu. Belki canlı olarak bulunamadılar ama en azından mezarları var. Bulundu. Ben bir şekilde bulunacağını düşünüyorum. Bu belki 1 saat sonra olacaktır. Belki yani üzülerek söylüyorum. 5 sene sonra olacaktır. Bulunacağını düşünüyorum. Fakat sizinle yayına bağlanmadan önce az önce bir haber gördüm sosyal medyada. Görüntüyü de izledim yani teyitledim. Köy merkezindeki mezarlıkta ellerinde bir cihazla mezarlıkta arama yapan jandarmaları gördüm. Kız çocuğunu mezarlıkta arıyorlar. Yani bu da başta söylediğim gibi kamuoyundaki baskıyı azaltmak için kızı diri diri gömdüklerine dair işaret veren çalışma yöntemlerinden birisi. Eğer ki kız o mezarlıktan çıkarsa her açıdan vay halimize. Yani sizin köyde nasıl bilmiyorum. Benim köyümde bir Allah'ın kulu bırakın bir insanı, bir kediyi bile gidip köy mezarlığına gömemez. Gömerse en fazla bir gün sonra insanların haberi olur. Burası kazılmış diye. Siz eski bir mezarı da açıp oraya birisini gömseniz mezarın açıldığını birisi görür. Yani. Yani yeni bir mezarı gidip köyde düşünsenize birisini öldürüyorsunuz. Gidip köy yerinde mezar kazıp köy merkezine defnediyorsunuz. Ne kadar saçma Olmayacak değil iş. mi? İşte Evet. bu ihtimali değerlendiriyorlar. Eğer ki o kız oradan çıkarsa böyle bir şey yapılmışsa demek ki bütün köy bu cinayetin ortağı. Ya birinci dereceden fail değilse bile
yardım yataklık açısından bu işin ortağı. Köylünün haberi olmadan öldürülmüşse fail o kuzu oraya gömemez. Köy mezarlığına. Bütün köy delilleri saklamıştır. Olayı örtbas etmeye çalışmıştır. İstisnasız herkesin gözaltına alınması lazım bir. İkincisi, yani o kadar ekip gönderdik, şunu yaptık, bunu yaptık, öyle uzmandık, böyle uzmandık, böyle teknoloji kullandık. Bakın cihazlarla mezarlık arıyoruz diyorsunuz. Yani hepsinin açığa alınması lazım oradaki kolluk personelinin. Böyle bir şeyi nasıl tespit edememişler? Evet. Yani her açıdan, hangi açıdan bakarsanız bakın, yapılan bu çalışmada bir fecaat. Yani oradaki çalışmada sonuç itibariyle yayın yasağında olduğu gibi, abinin gözaltına alındığı gibi, amcanın gözaltına alıp tutuklandığı gibi, bakın biz teknoloji kullanıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz diye tribünlere yapılan şov gösterisi. Yani böyle şovlarla uğraştıkları sürece bulmaları çok zor. Umarım bir vicdan sahibi bir bildiği varsa ihbarda bulunur. Veya tesadüfen jandarmanın ayağına bir taş takılır. Bir bakar burada bir delil var, bir emare var. Bu şekilde Allah'ın da yardımıyla bulunur. Aksi halde bulunması zor, zaman alacaktır diye düşünüyorum. Umutlarımız, tekrar söylüyorum, cinayet ispatlanabilmiş değil. %1 de olsa hayatta olma durumu var, ihtimali var. Yani diğer konulara giremedik. Zannediyorum zaman süremizi açtık. İşte DNA örneklerinden, arabanın ön koltuğundan çıkmasından vesaire. Onlarla ilgili zaten konuşuluyor. Yani şu Evet. ana kadar. Evet. Başka bir şey, yani çok bununla ilgili başka bir şey söylemek istemiyorum. O konulara da girmeyelim evet. isterseniz. Evet, kritik kritik bir noktayı bir kez daha altına çizmiş oldunuz. Yani her şey aslında görüntüyü kurtarma, zevahiri kurtarma için yapılıyor gibi duruyor. Esas olayı çözmekten ziyade bunlara şahit olmuş bir toplumun Evet. bir ferdi olarak da umutlarımızı maalesef Yani o kaybediyoruz, azaltıyoruz. Daha fazla umutlanmak varken dediniz. ne Bir şey ekleyecektiniz galiba, yoksa kapatacağım. Buyurun. Yani özür diliyorum, sözünüzü kesmiş gibi oldum. Buyurun. Jandarma komutanın açıklamalarında gördük. Yani gerçekten baktığın zaman temiz yüzlü, çok naif, iyi niyetli bir insan olduğu belli. Yani elinden geleni de yapmış. Adam yorulmuş. Yani suratında ciddi bir yorgunluk var. Canını dişine takmış. Ama o gün itibariyle nasıl bir baskı yediyse, kendisine nereden nasıl telefonlar geldiyse o tip bir açıklama yapmak zorunda kalmış. Kamuoyunu rahatlatmak zorunda kalmış. İşte uzmanlar da gelmiş. Muhtemelen kontrol de onun elinden alınmış. Artık o saat itibariyle, yani acemi de olsa bir şeyler yapmaya çalışırken artık bir şeyler yapmaktan ziyade yapılan çalışmalar daha çok stresi azaltmak, toplumsal baskıya yön vermek için yapılır olmuş. O hale gelmiş durumda. Evet. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum. Yine çok önemli tespitlerde bulundunuz. En azından bazı hususların altını bir kez daha çizdiniz. Toplumsal duyarlılığın devam etmesi, farkındalığın sürmesi açısından da bu yayın önemliydi. Ben verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum Necdet Bey. Konuşma imkanı tanıdınız, davet ettiniz. Değerli izleyiciler, 15 gün geçti ama narinden haber yok. En kısa zamanda umarız Narin'den bir haber alırız. Konuğun da az önce söylediği, yani uzaya da bilir, her anda olabilir. Biz o sürenin kısalmasını ümit ediyoruz. Yeni bir gelişme oldukça tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.